Obezite kişinin sağlığını bozacak derecede aşırı yağ birikimi olarak tanımlanabilir. Obezite ülkemiz ve dünyamızda gerçek bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Obezite ülkemizde 20 milyondan fazla nüfusta görülmekte olup erkeklerin %20'sinde kadının nüfusun %41'inde görülmektedir. Şeker yüksekliği, kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği, kalp damar hastalıkları, uyku apne sendromu ve kas iskelet sistemi hastalıkları gibi birçok hastalıkların temelinde obezite yer almaktadır. Obezite ile mücadele için hareketliliğimizi artırmalıyız, gereksiz kalorilerden uzak durmalıyız, sıvı ihtiyacımızı daha çok su ile karşılamalıyız. Obezite mutlaka bir sağlık kurumunda profesyonel destek almayı gerektiren bir hastalıktır. Yaptığımız ölçümlerde beden kitle indeksinin 30 ve üzerinde olması durumunda kişiyi obez olarak tanımlıyoruz. Obeziteyi önlemek, obeziteyi tedavi etmekten daha kolay ve etkili bir yöntemdir. Besinlerle aldığımız enerjinin kontrolü veya azaltılması için porsiyonlarımız küçültülmeli, hayvansal yağlar yerine bitkisel yağlar tercih edilmeli, meyve ve sebze tüketim sıklığı arttırılmalıdır. Obezite ile sağlıklı beslenme ile birlikte düzenli uyku, hafif tempolu, uzun süreli yürüyüş ve yüzme gibi fiziksel aktiviteler arttırılarak mücadele edilebilir. Obezitenin sadece diyetle tedavi edilmesi mümkün değildir. Öncelikli olarak hareketli bir yaşam tarzı benimsenmeli ve düzenli bir egzersiz programı oluşturulmalıdır. Egzersiz programı bireye özgü olmalı, enerji harcaması artırılırken olası bir yaralanma riski minimumda tutulmalıdır. Günlük 10.000 adım yürüme, hafif tempolu koşu, yüzme gibi egzersizler yapılabileceği gibi germe ve dirençli egzersizler de programa dahil edilebilir. Pandemi döneminde ev içi egzersizler ve basit hareketlerle hareketli yaşam biçimi korunabilir. Hareketli kalın, sağlıklı kalın.